Şahsı adına Adana Milletvekili Necdet Ünüvar. Buyurunuz. Başkan, değerli milletvekiller, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gerçekten dostluk ve kardeşliğin çok ötesinde bir ilişki olduğunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Konuyu gündeme getirdiği için Sayın İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'e teşekkür ediyorum. Kendisi aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Yönetim Kurulu üyesidir. Defalarca Azerbaycan'a gidip geldik. O da biliyor ve görmüştür ki Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişki gerçekten dostluğun çok ötesinde bir ilişkidir. Türkiye ve Azerbaycan problemleriyle ilgili defalarca zaman zaman meclis gündeminde konu gündeme geliyor. Biraz önce Sayın Özgündüz'ün ifade ettiği husus esasında Dağlık Karabağ sınırları içerisinde olan ki hem Azerbaycan hem Türkiye için son derece önemli olan bölgeye iki tane Azeri, üç Azeri vatandaşının ziyareti sonucunda ki bir tanesi hayatını kaybetmiştir. Cenazesi tam 3 ay sonra Ermeniler tarafından Azerbaycan'a verilmiştir. İki vatandaştan birisi ömür boyu Eskerov, Guliyev'de 22 ay hapis cezasıyla 22 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmış. Bunun bu Azerbaycanlı kardeşlerimizin esaretten kurtulması adına gerçekten çok önemli adımlar atılmaktadır. Biz de her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu net bir şekilde ifade ediyoruz. Burada bir konuyu ifade etmek isterim. AGİT'e bağlı Minsk grubu var ve Minsk grubu esasında Dağlık Karabağ'ın %20, Azerbaycan toprağının %20'sinin esaret altında tutulduğu toprakların esaretten kurtulması adına adım atması gerekmek üzerine kurulmuş bir grup. Ama 20 yıldır tek bir adım atmamıştır. Maalesef uluslararası kuruluşlar da bu konuyla ilgili adım atmamaktadır. Ama Türkiye'nin tezi şudur. Bunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem başbakan olduğu zaman hem cumhurbaşkanı olduğu zaman Dağlık Karabağ kanayan bir yaraysa hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın ortak problemidir. Dağlık Karabağ özgürlüğüne kavuşmadığı sürece Türkiye ile Ermenistan arasındaki kapılar açılmayacaktır diye net bir şekilde ortaya koymuştur. Dolayısıyla burada esir olan Azerbaycanlı vatandaşlar aynı zamanda Türkiye'nin de problemidir. Türkiye bu konuyla ilgili üzerine düşen adımı atmaktadır. Bundan sonra da atacaktır. Umuyorum ki Dağlık Karabağ bir an evvel özgürlüğüne kavuşur. Başta Hocalı olmak üzere oradaki bütün reyonlar özgürlüğüne kavuşur. Tam 1 milyon kaçkın veya göçkün şeklinde Azerbaycan topraklarında yaşayan Azeri vatandaşlar da kendi öz vatanlarına, öz yurtlarına dönerler ve bu nevi müessif hadiselerle karşı karşıya kalmayız diyor. Buradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin problemini kendi problemimiz olarak görüyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Ünüvar. Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler.